Sevgili gençler, tekrardan merhabalar. TYT Türkçe adına en son sözcükle anlam konusunu işlemiştik. Bugün de akabinde cümlede anlamla devam edeceğiz. Cümlede anlam, anlamına göre cümleler, anlam ilişkileri ve bununla ilgili örnek sorularla karşımıza çıkacağız, konuyu pekiştireceğiz. Sizlere zihin açıklığı diliyorum. Buyurun konumuza başlayalım. Şimdi cümlede anlam konusunda da gençler ortalama 3-4 soru karşımıza çıkar. TYT Türkçe'de. Tanım olarak başlayalım. Cümle nedir? Sözcükte yapı konusunda, daha doğrusu cümlede yapı konusunda da karşımıza çıkar. Cümlede anlam ilişkilerinde karşımıza çıkar. Bir defa cümle, duygu, düşünce, durum ya da olayın yargıya bağlanmasıyla oluşan anlam birimine cümle denir demiş. Yani cümle gerek isim cümlesi olur, gerek fiil cümlesi olur. Cümle dediğimiz sözcükler bütünü ya yargı bildirir, ya durum bildirir, ya duygu bildirir, ya da bir düşünce ifade eder. Mesela şurada örnek bir cümle kullanılmış. Onun bu hali beni çok üzüyor. Bu cümleyi cümle yapan cümlenin içerisinde kullanılan sözcüklerin haricinde ona cümle anlamı yükleyen üzüyor duygusudur. Yani şu yüklenir. Duygu, düşünce ya da yargı yükleme yüklenir ya da yüklemle tamamlanır. Adı üstünde bakın yüklemdir. Ona duygu, düşünce, durum ya da olayın yargısı yüklendiği için yüklem şeklinde karşımıza çıkar. Yani bir cümleyi cümle yapan aslında cümlenin ögelerinden yüklenmiş. Kısıtlı olduğu için paranızı dikkatle harcamalıyız. Harcamalıyız bir yargı bildirir. Bu şekilde karşımıza çıkar. Mesela yoruldum bir cümledir. Ama ben sana dediğim zaman bunun arkasını getirmezsem, İsim ya da fiil olan bir yüklemle tamamlamazsam bu tam anlamıyla bir cümle olmuyor. Hatta bu bir cümle değil. Yoruldum bir cümle ama çünkü yargısı var. Demek ki burada belirleyici olan gençler yüklem. Hatta ne deriz cümle türlerinde? Yüklemi olmayan cümlelere biz ne diyoruz? Tamamlanmamış cümle yani eksiltili cümle diyoruz. Yani eksik cümle. Ya da yeri geldiğinde geldim. Gördüm şeklinde bir cümle karşınıza çıkarsa geldim yüklemdir, gördüm yüklemdir. Bakın burada birden fazla cümle vardır. Demek ki burada belirleyici olan yüklemdir. Ama genel manada cümleye baktığınız zaman duygu, düşünce, durum ya da olayın yargıya bağlanmasıyla bu şekilde karşımıza çıkan anlam birimine cümle denir. Cümleleri değişik açılardan ele alacağız. Birincisi anlamına göre cümlelerdir. Neyi ifade ediyor? İşte yakın anlamlı ya da eş anlamlı cümleler, karşıt anlamlı cümleler, çelişen cümleler, koşul cümlesi, neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi, cümle ilişkileriyle de devam edeceğiz. Anlamına göre cümleler şu şekilde karşınıza çıkabilir. Her cümle İçerisinde olumlu ya da olumsuz bir konu yani bir düşünce ya da bir yargı ya da bir olgu ifade eder. Burada da bazı cümleler de cümle içerisinde numaralandırılır. Hatırlarsanız işte 1, 2, 3, 4, 5 yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca birbirine yakındır ya da en yakındır şeklinde karşınıza çıkabilir. Burada da anlatmak istediğimiz konu ya da anlatacağımız konu bu. Aynı ya da yakın anlamlı cümleler. Gençler, aynı konuyu, aynı düşünceyi ya da benzer düşünceyi ya da yakın düşünceyi farklı sözcüklerle ya da farklı cümlelerle anlatabiliriz. Ama yeri gelir, günlük dilde aynı şeyi ifade edebilir. Günlük hayatta da biz kullanırız. Birisi bir şey söyler farklı şekilde kendince. Ben farklı bir şey söylerim. Tamam işte aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz deriz. Burada buna dikkat edelim. Şimdi yakın anlamlı cümlelere örnek verilmiş bakın burada. Burada buna bakalım.
mutluluk üzerine ait iki cümle. Mutluluk insanın ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesiyle yakalanır. Bakın burada bir yargı var. Mutluluk insanın ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesiyle yakalanır. Mesela sizin ihtiyaç duyduğunuz şey ne diyelim? Üniversite sınavında kazanmak. Üniversite sınavında başarılı olmak. Başarılı oldunuz, istediğiniz üniversiteye yerleştiniz. İşte mutluluk diyorum, bu ihtiyaç duyduğun, istediğin şeyi elde etmekle yakalanır. Burada anlatmaya çalıştığım bu. Altta bir cümle vermiş. Gereksinimleri karşılanan insan kendini iyi hisseder. Yani ihtiyaçları karşılanan, beklentileri karşılanan insan kendini iyi hisseder. İyi hissetmekle mutluluk arasında, gereksinimleri karşılamakla insanın ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesi de birbiriyle örtüşen şeylerdir. Gençler bunlar birbirine benzer yani özdeş cümlelere örnektir. Burada soru tiplerinde buna bakacaksınız. Bunlar tabii ki sadece örnek. Size parçada numaralanmış cümleler üzerinden gidebilir. Ya da aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilen cümleler anlamca birine en yakındır der. Burada da bu mantığı götürebilirsiniz. Şurada bakın. Bu da izah edilmiş. Mutluluk ortak konudur burada. Bakış açısı insanın mutluluğa ihtiyaç duymasıyla ilgilidir. Ve mesaj da ihtiyaçlar giderildiğinde mutlu olunacağıdır. Dolayısıyla birbirinin özdeşidir, benzeridir. Başka örneklere bakalım. Kitapları sanki hiç dokunulmamış gibi tertemiz okuyup bitirenlerden değilim. Ben mesela kitap okurken çizerim. Önemli gördüğüm yerleri not alırım. Ya da oradan bir ikon kullanırım, yıldız atarım, işte başka bir şekiller çizerim. Burada da diyor ki, kitaplara sanki hiç dokunulmamış gibi tertemiz okuyup bitirenlerden değilim. Alt cümleye bakıyorum. Kitap senden geçtiyse, senin de o kitaptan geçtiğin belli olmalı. Diyor ki, kitap senden geçtiyse, senin de elinden geçtiyse, sen onu okuduysan, senin de o kitaptan geçtiğin belli olmalı, onu eline aldığın, altını çizdiğin, okuduğun belli olmalı. Burada onu savunuyor. Yani orada bir iz bırakmalısın okunduğuna dair. Yukarıda da diyor ki hiç dokunulmamış, tertemiz okuyup bitirmiş değilim. Yani oraya mutlaka bir işaret koyarım, çizerim, not tutarım şeklinde. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Benzer şeyler, özdeş şeyler farklı şekillerde, farklı bakış açılarıyla anlatılmış ama öz, anlatılmak istenen aynıdır gençler. Burada mantık bu. Örnekleri çoğaltabiliriz ama mantık bu şekilde gençler. Evet, bir tane daha örnek çözeyim dedim ama örnek çıkmış soru üzerinden gidelim. Bence daha mantıklı olur o noktada. Bakalım, bakın anlatmaya çalıştığım biraz önce vardı ya. Cümleleri numaralandırır. 1, 2, 3, 4, 5 çıkmış bir soru hatta. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bakalım. Kimi şairler vardır, daha ilk şiirleriyle yeni bir içerik, yeni bir biçim yaratırlar. Yani özgünlüğü yakalarlar içeriğiyle ve biçimiyle. Bu şairler sürekli bir arayış içinde olduklarından zaman zaman şaşırsalar da düş kırıklığına uğratmazlar okurlarını. İkinci cümlede diyor ki bu şairler sürekli bir arayışın içindedir. Sürekli bir çabanın içinde. Sürekli bir arayış içinde olduklarından ara ara şaşırtabilirler okuyucu ama hayal kırıklığına uğratmazlar. Üçüncü cümle. Moda yönelişleri itibar etmezler. Yani güncel olan moda diye, beklentiler o yönde diye ona itibar etmezler. Devam ediyor, dışarıdaki gürültü dikkatini dağıtmaz bu tip şairleri. Dışarıdan etkilenmezler. Modaya göre hareket etmezler. Devam ediyorum. Kendilerini yenileme süreci içinde olan bu şairler, okurlarının beklentilerini boşa çıkarmazlar. Şimdi gençler okuduğumuz cümleleri de ön belleğimize atmamız lazım. Bakın daha beşinci cümleye gelmedim. Şimdi ikinci cümlede ne diyor? Bu şairler sürekli bir arayışın içinde olduklarında, yani dördüncü cümlede olduğu gibi kendilerini yenileme süreci içinde olan, yenilemek, yinelemek, yenilemek sürekli değişkenliği ifade eder.
bir arayışın göstergesidir. Buradaki yenileme süreciyle sürekli bir arayışın içinde olmak aynı şey olmayabilir tam anlamıyla birebir ama benzer şeylerdir, aynı kapıya çıkar. Ve devamında diyor ki bu şairler okurlarının beklentilerini boşa çıkarmazlar. Yukarıda da diyor ki 2'de düş kırıklığına uğratmazlar okurlarını. Okurlarını düş kırıklığına, hayal kırıklığına uğratmamakla okurlarının beklentilerini boşa çıkarmamak benzer şeylerdir. Özdeş şeylerdir gençler. O yüzden bu çıkmış soruda 2 ile 4 nolu cümle birbiriyle örtüşen, anlamca birbirine yakın cümlelerdir. O yüzden de burada cevabımız gençler C seçeneğidir. Benzer şekilde bir örnek soru var bunun üzerinden. Burada da gençler yakın olanı soruyor aynı şekilde. Buna dikkat edelim, buna da bakalım. Numaralı cümlelerin hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Bakalım. Geçmişte yaşanan olayların mantığını anlatmaya çalışıyorum. Normalde oyalanmayıp cevabını verip geçebilirim. Ama faydalı olmanın peşindeyim. Buradan umarım mantığını size aktarabilirim. Geçmişte yaşanan olayların çoğu kendinden önce yaşananların tekerrürüdür. Yani yaşanan her olay tekrara dayalıdır. Burada anlatmaya çalıştığı bu. Bir öncesinin bir tekrarıdır, yenilenilir. Hatalarımız karşısındaki hoşgörümüzü başkalarına da göstermeliyiz. Hatalarımız karşısındaki hoşgörümüzü başkalarına da göstermeliyiz. Yani başkalarına da hoşgörülü davranmalıyız. Üçe bakıyorum. Bir işte karşımıza çıkan güçlükler yani zorluklar işin sonunda kazandıklarımızın değerini arttırır. Bir iş yapıyorsunuz. Mesela siz şu anda önemli bir iş yapıyorsunuz. Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Karşımıza çıkan zorluklar yani güçlükler işin sonunda kazandıklarımızın güzel bir yere yerleştiğimizi düşünelim. Onun değerini, kıymetini arttırır. Demek ki bizim başarımızın, hedefimize ulaşmanın değerini, kıymetini arttıran nedir? Bu süreçte karşılaştığımız güçlükler yani zorluklardır. Devam ediyorum. Kolaylıkla elde edilen başarılardan elde edilen övünç fazla olmaz. Kolaylıkla elde edilen başarılar yani zorlanmadan, rahatlıkla elde edilen başarılar elde edilen övünç, bunun neticesinde elde edilen övünç de fazla olmaz. Buradaki fazla olmakla üçteki kıymetli olmak, kazandıklarımızın değerini arttırmak benzer şeylerdir. Aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Üçte ne demiştim hatırlayalım. Bakın mantığını vermeye çalışıyorum. Bir işte karşılaştığın zorluk neticesinde onun sonunda kazandıklarının değerini kıymetlendirir, onu kıymetli hale getirir. Dörtte de diyor ki tersinden ifade etmiş. Kolaylıkla elde ettiğin başarı neticesinde övünç de çok da büyük bir övünç olmaz. Demek ki zorlukla elde ettiğin bir başarı olsa oradaki övünç de o derecede büyük olacak. Dolayısıyla 3 ve 4 gençler aynı kapıya çıkar. O yüzden cevap D seçeneğidir. Gelelim örnek 2'ye. Bu parçada numaralı cümleden hangisi çıkarılırsa anlamda önemli bir daralma olmaz. Burada anlatılmaya çalışılan ne biliyor musunuz gençler? Hangisini atabiliriz? Hangisini atarsak anlamda önemli bir daralma olmaz. Demek ki atacağım cümleyi cümleden attığım zaman onun anlamını karşılayan başka bir sözcük var ki anlamsal olarak bir sıkıntı olmasın. Bakalım. Orhan Melika'nın bireysel mutluluklarını veya kederlerini yansıtmak için bir araç olarak görmez şiiri. Orhan Bey'in şiiri bir araç olarak görmüyorum bireysel mutluluklarını ya da kederini yansıtmak için. Kendi acılarına da sevinçlerine de yer vermez şiirlerinde. Yani kendine dair olan bir şeylere yer vermez. O daha çok içinde yaşadığı toplumun acılarını, sevinçlerini yansıtmanın peşindedir. Yani o daha çok toplumsal olanın peşindedir. Bireysel olanın üzerinde şahsi, kişisel yani öznel olanın üzerinde durmaz. İmgeleri ve çağrışımları yalın, mecazları basittir. Söyleyişinde inişler çıkışlar yoktur.
bütün şiirlerinde o kuru saran bir sıcaklık vardır. Şimdi burada neyi atabiliriz? Neyi atarsak çıkarsa anlamda önemli bir daralma olmaz. Bakalım. Söyleyişinde inişler, çıkışlar yoktur. İmgeleri ve çağrışımları yalın, mecazları basittir. Şimdi gençler burada önemli bir daralma olmaz demek, atılırsa bir daralma olur da tam anlamıyla bir daralma olmaz. Yani silinse de cümlenin, parçanın tamamında bir kopukluk olmaz manasındadır. Burada bakıyorum, 5 nolu cümleyi sildim diyelim. Söyleyişinde inişler, çıkışlar yoktur. 4 nolu cümle zaten onu içeriyor. Bunu atabilirim. İmgeleri ve çağrışımları yalın, mecazları basittir. Mesela bunu silemem. Çünkü bu onun üslubu ile ilgilidir. Başka üslubundan bahseden başka bir şey yok. Bütün şiirlerinde okuru saran bir sıcaklık vardır dediğiniz zaman burada da bütün şiirleriyle ilgili bir kanıya değindiği için silebilirsin ama bu sefer bütün şiirlerini kapsayan bilgiyi de yok saymış olursun. Tamam. Burada da cevap D olur. Devam ediyorum. Sıkıcı gelebilir. Bu konular biraz giriş konuları, yoruma dayalı olduğu için tamamen şahsi algılamanıza ve yoruma, çıkarıma dayalı olduğu için biraz üzerinde durmam icap etti ve devam ediyorum. Karşıt cümleler, yani zıt cümleler. Bir yerde mutluluğu savunurken, diğer mutluluğa değinirken, diğer yerde farklı şeylere, mutluluğun tersi olan şeylere değinebilir. Bunun gibi. Bakalım. Konunun ana maddesi ve bakış açıları aynı olduğu halde aynı konuya farklı şekillerde değinilmiş olabilir. Bakış açısı aynı, konu aynı ama birinde kötü, diğerinde iyi yönüyle değerlendirilmiş olabilir. Şairlerin amacı her türlü yanlışın suyuzuna çıkmasını sağlamaktır. Şairin amacı her türlü yanlışın, hatanın gün yüzüne, su yüzüne yani ortaya çıkmasını sağlamaktır. Buradaki şairin amacı ortaya konulmuş. Devamına bakıyorum. Gece gibidir şair. Çirkinlikleri örtüp insana sadece ışıkları gösterir. Burada da tam tersi savunulmuştur. Bu iki cümle arkadaşlar birbiriyle karşıttır. Üst cümlede şair diyor her türlü yanlışı ortaya çıkarır su yüzüne. Alt cümlede demiş ki şair gece gibidir her şeyi örter demiş. Dolayısıyla karşıt düşünce ifade edilmiş. Yani mantık budur. Bir örnek daha çözelim. Daha sonra soru üzerinden devam edelim. Şimdi yazmada ustalaşmak için yetenekli olmak gerekir. Biraz da yetenek lazım. Herkes yazayım diyen herkes yazamaz. Bu anlamı çıkarıyorum. Burada bir yazmaya, iki yetenekli olmaya vurgu yapılmış. Alt cümleye bakıyorum. Yazma yazdıkça öğrenilen bir sanattır. Burada da sadece yazmaya vurgu yapılmış. Yani sen yazdıkça öğrenirsin demiş. Yukarıda da yeteneğe vurgu yapmış. Ustalaşmak için aşağıda sadece yazmak eylemine, yukarıda da yeteneğe vurgu yapmış. Yazmanın yeterli olmadığını, bunun yanında bir kabiliyet olması gerektiğini, dolayısıyla karşı cümlelerdir. Tamam mı canlarım? Örnek bir soru var, bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca diğerlerine zıt bir görüş vardır? Hepsine bakalım. Anlam, öz, biçimse, bakın anlam, öz, biçimse kabuktur. Önemli olan kabuğun içinde ne olduğudur. Burada anlam, öz, biçimse kabuktur. İçeriye değiniyor hocam, içeriye vurgu yapıyor. Önemli olan görünen değildir diyor. Kabuk değildir, kabuğun içindekidir. İçinde ne olduğudur. Bakalım diğerlerine. Başarılı olmanın yolu içerikte değil, onu okuyucuya aktaracak biçimde gizlidir. Burada biçim ve üslubu, yani kabuğu savunmuş. Bakın, burada biçimi gençler, yani kabuğu savunmuş parçaya göre. Üçe bakıyorum. Söyledikleriniz ancak söyleme yeteneğinize bağlı olarak önem kazanır. Söyleme yeteneğimiz neyle ilgilidir? Yine biçimle ilgilidir. Yani üslupla ilgilidir. Daha doğrusu biçemle diyebiliriz. Dörde geçtim.
Konunun değer kazanabilmesi onu ortaya konulma kabiliyetiyle, onu ortaya koyma şekliyle, yeteneğiyle ilgilidir diyor. Burada da biçim, biçem ya da üslupla ilgilidir. Halbuki bir nolu cümlede kabuk değil, kabuğun içinde ne olduğudur derken içeriği ön plana almıştır. Diğerlerinde biçim ve biçem üzerinde durulmuştur, dikkat ederseniz. Beşe bakıyorum, ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemlidir. Burada da biçim ve biçem ön plandadır. O yüzden cevabımız A'dır gençler. Burada içerik, diğerlerinde biçem vurgulanmıştır. Mantık bu. Anlatabildim mi gençler? Yani örnekler arttırılabilir. Bu biraz sizin soruyu anlama, kavrama, yorumlama kabiliyetinizde kalmış bir şey. Ve devamında da kondisyonunuzla ilgili bir şey. Bununla ilgili çok soru çözerek de belli bir ritim, belli bir kavrama düzeyi yakalarsınız. Şimdi burada bakıyoruz gençler, iki karşıt cümleler. Üç demiş, nesnel cümle. Dört de öznel cümle. Nesnel, objeye dayalı. Nesnel, tarafsız. Nesnel, herkesçe aynı. Kişiye göre değişmeyen anlamındadır. Nesnel cümle budur. İçinde öznel ifadeler, kişisel yorumlar, kişisel bakış açısı yer almaz. Burada buna dikkat edin. Tamam mı? Öznel de tam tersidir. Birer ikişer örnek verelim. Daha sonrasında neden sonuç cümlesiyle devam edelim. İlk yazdığım şiirlerden derlenen bu kitap 4 bölümden oluşur. Kitapla ilgili bilgi vermiş, nesnel hareket etmiş. Yakup Kadri'nin şiir türünde eseri yoktur, nesnel. Testteki son soruyu sınıfta kimse çözemedi, nesnel. Ama şunlara baktığınız zaman, o güzelim memleketimiz her geçen gün çirkinleşiyor. Güzelim, kime göre güzelim? Bakın, kişisel beğeni ya da beğenmeme, kişisel yorumlar, duygu ve düşünceler öznelliği ifade eder. Dostluğun olmadığı hiçbir yerde insani bir değer olamaz derken kişisel yani öznel kanaatini dile getirmiş. Çeviri kültürler arası etkileşimde önemli rol oynar. Kime göre önemli? Özneldir. Sesinde ağlamakta bir hal var. Şahsi bakış açısını dile getirmiş. Biz buna öznel diyoruz. Bir tane soru çözeyim. Bir sonraki derste de neden sonuç cümlesiyle devam edeyim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir? Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Ay'daki kadın bir rüyadan uyanışla başlar ve içinde rüya sözcüğünün geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. Kitapla ilgili doğrudan nesnel, objektif bir şekilde olduğu gibi aktararak nesnel bir bilgi vermiş gençler. Cevabı da A'dır. Diğer seçeneklerdeki öznel ifadeleri bulalım. Kitapta en çok inlenen sözcük rüya. Roman da adını edebiyatımızda benzeri az bulunur. Kime göre benzeri az bulunur? Bu bir beğenidir. Şahsi beğeniler ya da beğenmemeler öznelliği ifade eder. İki de öznelliği buldu. Üçe bakıyorum. Tanpınar'ın roman ve şiirlerini yakından tanıyanlar için Ay'daki kadının baştan aşağı bir rüya dili ve atmosferiyle kurulduğunu söylemek de şaşırtıcı olmayacaktır. Kime göre şaşırtıcı olmayacak? Seni şaşırtabilir, beni şaşırtmayabilir. Bu kişiye göre değişebilir. Dörde bakıyorum. Ay'daki kadın daha ilk sayfasından anlaşılacağı gibi okuyucuyu Tanpınar'ın bilinen dünyasının hazlarına hemen götüren bir roman. Tanpınar'ın hazlarına götürme olayı bende olabilir, sende olmayabilir. Kişisel ifadedir. Beşe bakıyorum. Öte yandan tamamlanmamış kitabın dünyası çok belirgin düzeltmeleriyle Tanpınar'ın kimi romancı sırlarını ve kararsızlıklarını açığa vuran bir dünya. Şahsi bir yorum bakış açısı var. Kişisel. Cevap A. A'la dikkat edin. Olduğu gibi Ay'daki kadın bir rüyadan uyanışla başlar. Öyle başlıyorsa öyle başlıyor. Başlamıyor diyemezsin. Ve içinde rüya sözcüğünün geçtiği bir cümleyle yarıda kalır şeklinde nesnendir, ifade eder, cevap A'dır. Bir sonraki dersinde neden sonuç cümlede devam edeceğim.